Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın başlangıç atışını yaptığı basket maçında eğlenceli ve renkli dakikalar yaşandı. Sanatçı Tarık Mengüç ve milli atlet Sema Aydemir de tekerlekli sandalyeye oturarak mücadele etti. Basketbol maçında sanatçılar farkındalık yaratmak ve festivale anlam katmak amacıyla engelli sporcularla birlikte ter döktü. Eğlenceli ve renkli görüntülerin ortaya çıktığı turnuvada sanatçılar kısa süreliğine de olsa engelli bireylerle empati kurma şansı yakaladılar. Basketbol maçının başlangıç atışını gerçekleştiren Başkan Kocamaz müsabakaları izledi. Başkan Kocamaz, biz olduğumuz sürece bu festival devam eder ama biz olmasak bile kurumsallaşması sağlanarak Mersin halkı tarafından içselleştirilmesi gerekiyor dedi. Festival çok büyük emeklerle hazırlandı ve bugün vatandaşlarımızdan gördüğümüz ilgi bizim geleceğe yönelik umutlarımızı daha da artırıyor. Festival ilk ama inşallah son olmayacak. Bu ilgi ve alaka devam ettiği sürece Mersinli'de bu işi üstlenecek. Özellikle sivil toplum örgütleri sahiplenecek. Biraz evvel de söyledim. Biz Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak tek başımıza bu etkinlikleri yaparız. Ama bizim için bunu tek başımıza yapmamız önemli değil. Kentin sahiplenmesi, desteğin artması. Bir diğer amacımız da bu engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmaya yönelik insanların dikkatini çekmek, yeni yapılacak iş yerlerinde, tesislerde bu engelli kardeşlerimizin de rahatça hareket edebileceği bir şekilde dizayn edilmesi. Bu konuda da ben özellikle otellerde başlattığımız çalışmanın diğer iş yerlerine de yaygın olarak devam edeceğini düşünüyorum. Ve gerçekten bu yıl başlatılan etkinliğin bundan sonra da inkıtaya uğramadan devam etmesini temenni ediyorum. Biz olduğumuz sürece bu devam eder ama kurumsallaşmayı sağlayarak bunu Mersin halkı tarafından sahiplendirmek gerekiyor, içselleştirmek gerekiyor. Ancak o zaman bunlar kalıcı olur. 1. Mersin Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali kapsamında Servet Tazegül Spor Salonu'nda düzenlenen basket müsabakasında tekerlekli sandalye ile birlikte basketbol oynayan sanatçı Tarık Mengüç, Allah Burhanettin Kocamaz Başkanımızdan razı olsun. O Türkiye'nin sesi oldu. Biz her daim onun yanındayız. İyi ki var ve iyi ki bizimle beraber diyerek duygularını dile getirdi. Türkiye'de bütün böyle belediyelerimiz etkinliklerde bulunuyor ama Mersin'de bu gibi etkinlik olması bizi çok mutlu etti. Biz de zaten İstanbul'dan engelleri kaldırmak için buralara kadar geldik. İyi de ettik. Bu kardeşlerimiz bizim için çok değerli, çok özel. Bundan yıllar önce de aynı şekilde engelliler yarınına konserlerimiz olsun, yardımlaşma olsun. Ben zaten her daim gidiyordum. Burada da ben çok mutluyum. En azından bir elin nesi var, iki elin sesi var. Biz onların sesi olmaya geldik. İyi olmuş ya. İyi olmuş. Burada olmamız benim için çok önemli yani. Peki Tarık Bey, siz de biraz önce maç yaptınız. Tekerlekli sandalyedesiniz şu an. Neler hissettiniz? Zor muydu? Şimdi ne kadar da hani biz bu onların yaşadıkları sıkıntıları bilemeyiz. 24 saat bu arabada olmamız lazım ki. Bize biraz eğlenceli geldi. Sağa, sola filan tamam eyvallah. Ama bu iş gerçekten çok zor. Yani Allah yardımcıları olsun. Allah bir mucize göstersin. Başkanımızdan Allah razı olsun. Binlerce teşekkürler ediyoruz onlara. Onlar Türkiye'nin sesi oldu. Başkanımız Türkiye'nin sesi oldu. Biz her daim onun yanındayız. Başkanımızın yanındayız. İyi ki var. İyi ki bizimle beraber. Teşekkür ederiz. 1. Mersin Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali'nin anlamlı bir organizasyon olduğunu sözlerine ekleyen milli atlet Sema Aydemir, bu organizasyona imza atan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a teşekkür etti. Ben Mersin'e sürekli kampa geliyorum ama bu şekilde gelmek gerçekten çok hoşuma gitti. Maç yaptık az önce. Ben yıllarca engelsiz olarak spor yapan birisiyim. Ama biz bile zorlanırken onlar
sporu ne şartlarda yapıyor, nasıl zorlanıyor, ne hissediyorlar onu görmüş oldum. Benim için gerçekten çok anlamlı ve bütün bununla ilgili, bu konuyla ilgili herhangi bir organizasyon, sadece bir telefonla her zaman yanlarındayım, her zaman kapılarım açık onlara. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımıza da gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çünkü bir sürü çocuğumuz var engelli ve inanıyorum ki hepsi bir çıkış yolu arıyor. Bence çocuklarda, gençlerde, insanlarda en büyük çıkış yollarından birisi spor aslında. Ve bu organizasyon için bence ona teşekkür etmek lazım. Ve 3 Aralık'ta da maratonumuz var Mersin'de. O zaman da biz buradayız. Yine Dünya Engelliler Günü'ne denk geliyor. O zaman da biz Mersin'deyiz. Hiçbir zaman da yalnız bırakmayacağız. Hem Mersin'i hem de engellerle ilgili tüm organizasyonlarda buradayız.